Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönüne hoş geldiniz. Tarihler 25 Ocak Salı'yı gösterirken günün ikinci yarısında gündemin öne çıkan başlıklarını anlatacağız. Önce özetlerle başlayacağız. Günlerdir İstanbul için beklenen kar geldi. Ancak kapanmaları ve trafiği de beraber getirdi. Hem karadan hem de havadan ulaşımın durduğu İstanbul'dan çıkışlar durduruldu. Kamu personeline idari izin kararı çıktı. Sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde de yoğun kar yağışı nedeniyle birçok bölgede otobüs ve uçak seferi iptal edildi. Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken katma değer vergisi, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzadı. Kararı duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran kaynaklı doğalgaz kesintisi sorununa dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de üretim cephesinde kalıcı bir sorun olmadığını dile getiren Bakan Varank, sanayicilerimiz bu kesintileri fazlasıyla telafi edebilecek güce sahip dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran doğalgazında yaşanan kesintiyle ilgili sorunun çözümü için girişimlerde bulunduklarını belirterek, İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil diye konuştu. Dönmez, gaz akışının İran'ın iç tüketim planlaması nedeniyle kesilmesi durumunda ise Türkiye'nin yaptırım uygulama hakkı olduğuna dikkat çekti. Ocak ayında reel kesim güven endeksi 3,4 puan artışla 109,5 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde imalat sanayi kapasite kullanım oranı ise 1,1 puan azalarak %77,6 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu sektörel güven endekslerini bu defa hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri adıyla açıkladı. İçeride veriler var, dışarıdaysa aslında hem FED kararı beklenirken hem de geride bıraktığımız haftadan bu yana Rusya-Ukrayna geriliminin bir sıcak savaşa dönüşme ihtimalinin borsalar tarafındaki sert satışları da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Neler oluyor? FED'den nasıl bir karar çıkacak? Verilen mesajlar piyasalarda tabloyu tersine döndürebilir mi? Amerikan vadelilerdeki bu geri çekilme daha ne kadar devam edecek? Piyasalar bir yön arayışında. Ayrıntıları konuşacağız. Bugün Doktor Tolga Dağlaroğlu ile birlikteyiz ilk bölümde. Hocam hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Merve Hanım. Teşekkür ederim. Öncelikle biraz bu endişeleri anlatmanızı isteyeceğim. Hem FED tarafında Şahin Duruş'un devam etmesi bekleniyor. Hem metinden çıkacak sonuçlar önemli. Powell'ın vereceği mesajlar önemli. Ama bir yandan bir korku endeksinin yükselişi de var piyasalarda. Bu satış baskısı daha ne kadar devam edecek? Bir yön arayışında piyasa bunu durdurabilecek bir gelişme var mı? Şimdi tabii baktığımızda aslında Merve Hanım burada temel bir kere bundan sonra FED toplantılarında her toplantıda artan dozda bir parasal sıkılaşma sinyali alacak piyasa. Bunu bekliyor. Tabii burada son dönemde özellikle yaşanan baskı dolayısıyla bu FED toplantısını önemli hale getiren en önemli nokta tahvil alımlarında FED hangi taraftan başlayacak? Uzun vadeli tahvillerden mi başlayacak, hazine tahvillerinden mi başlayacak, konut kredilerine dayalı menkul kıymetlerden mi başlayacak yoksa kısa vadeli tahvillerden mi başlayacak? Eski ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin yapmış olduğu çalışmaya baktığımızda uzun vadeli tahvillerin daha genişleyici hale dönüştüğü. Dolayısıyla burası tabii bir belirsizlik yaratıyor. Özellikle sizin de söylemiş olduğunuz gibi jeopolitik gelişmelere bağlı olarak ABD varlıklarının güvenli varlık haline dönüşmesi özellikle risksiz faiz oranı dediğimiz ABD 10 yıllıklarında bir artışa neden oluyor. Bu da hisse senedi fiyatlarında özellikle bu pandemiyle beraber fiyatları çok yükselen hisse senetleri tarafından yeniden değerleme baskısı yaratıyor. Dolayısıyla özellikle FED'in atacağı adımlar burada yakından izleniyor. Bugün baktığımızda uluslararası basına çıkan yabancı raporlara baktığımızda sene sonuna kadar yani yazdan başlamak üzere sene sonuna kadar 1,5 trilyonluk tahvil alımlarında bir azaltma bekleniyor.
Deutsche Bank ekonomistlerinin yapmış olduğu çalışma ise bu da para politikasında 0.75 bas puanlık bir sıkılaşmaya işaret ediyor. Evet, burada gelen bir sıkılaştırma ve bu varlık alımının hangi hızla nasıl çekileceğine ilişkin mesajlar borsalar tarafından nasıl bir etki oluşturacak? Çünkü bir yandan bakıldığında aslında geride bıraktığımız haftadan bu yana jeopolitik riskler, bu küresel riskler de masada. Bunun etkisini nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii baktığımızda reel faiz farklılıkları anlamında ABD Euro bölgesiyle karşılaştırdığımızda özellikle 10 yıllık enflasyon endeksi tahvili anlamında baktığımızda bir kere yılın geri kalanında eğer çok farklı bir gelişme olmazsa ABD doları lehine bir gelişmenin olmasını bekliyorum. Dolayısıyla tabii ki burada özellikle jeopolitik gelişmeler, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Ukrayna, Rusya, ABD, NATO arasındaki gelişmeler yakından izlenecek. Özellikle baktığımızda Avrupa bölgesi açısından baktığımızda en büyük gaz tedarikçisi Rusya. Dolayısıyla buradaki gelişme nasıl olacak? Daha sert bir yaptırım mı gelecek yoksa gerçekten o siyah kuru dediğimiz event risk, olay risk dediğimiz risk mi dönüşecek? Yani silahlı bir çatışmaya müdahaleye dönüşüp 3. Dünya Savaşı benzeri bir olaya mı girilecek? Tabii ki bunlar yakından izleniyor. Baktığımızda özellikle Goldman Sachs'ın son raporu vardı. Emtia piyasaların ilişkisi. Sene sonuna ortalama olarak $96'da ABD Brent petrolünün tamamlaması bekleniyor. Petrol tarafındaki, emtia tarafındaki gelişmeler son derece önemli. Her ne kadar hem Avrupa'da hem de Amerika'da açıklanan PMI verileri son 11 ayın en düşüğüne işaret etse de Omikron varyantının burada evet daha hızlı ulaşıyor ama hastane yatış oranlarını azaltması anlamına baktığımızda daha düşük olduğu görülüyor. Dolayısıyla kendi içerisinde belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tam bir silah kuru, yani olay riski, event risk dediğimiz riske çok açık bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde de özellikle yatırımcılar ABD piyasalarında o memes hisse senetleri dediğimiz özellikle sosyal medya tarafından etkilenebilen hisse senetlerinden bir kaçışın olduğunu görüyoruz. Daha çok bizim blue chip dediğimiz daha sağlam S&P 500'ün temelini oluşturan hisse senetlerine doğru bir rotasyon olduğunu görüyoruz. Ben peki bu yurt dışındaki satış baskılarının içeriği etkisini de sormak istiyorum. Nasıl bir etki göreceğiz bundan sonra da bakıldığında? İçeride Borsa İstanbul tarafındaki seyri nasıl görüyorsunuz? Şimdi aslında baktığımızda Merve Hanım, dün Bloomberg Economics'in bir raporu yayınlandı. En fazla etkilenecek dedim, tahvil alanlarından en fazla etkilenecek ülkeler arasında Arjantin 1. sırada, Türkiye 2. sırada. Fakat biz farkında olarak mı olmayarak mı şöyle bir olay gerçekleştirdik. Özellikle 2018 Raik Brunson'un krizinden sonra yabancı payı bizde çok düştü. Hem borsa tarafında hem de hazine bonosu devlet tahvili tarafında. Dolayısıyla aslında biz yabancı payının yüksek olmasının ne kadar şokları amplifiye ettiğini 2010 yılının özellikle o pandeminin global pandemi ilan edildiği Mayıs aylarında gördük. Mart, Nisan, Mayıs gelişmekte olan ülkelerden 100 milyar dolara yakın bir sermaye çıkışı oldu. Dolayısıyla bizde özellikle yabancı payının bu dönemde az olması evet sermayenin yenilenme maliyeti artması anlamında olumsuz ama dışsal şoklara karşı daha az kırılgan olmamız açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye mevcut şu andaki ekonomik yapısıyla, uygulanan ekonomik politikalarıyla dışa daha kapalı bir ekonomi görünüm sergiliyor. Dolayısıyla bu anlamda özellikle global finansal piyasalardaki düzeltmeye karşı daha korunaklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada yatırımcıların özellikle finansal okuryazarlık adında baktığımızda sağlam danışmanlık almaları gerekiyor. Dolayısıyla burada hisse bazlı özellikle önümüzdeki dönem gelişmelere bağlı olarak döviz geliri yüksek olan ihracat anlamında pazar çeşitliliği yüksek olan hisse senetlerinin ben ön plana çıkacağını düşünüyorum. Burada tabii hisse senetleri tarafında diyorsunuz ki artık biraz daha hisse bazlı bakılıp
bundan sonra alım yapılmalı. Söylediğinizden bunu anlıyorum. Bir de tabii bu FED kararıyla birlikte biraz yatırımcılarda sanki bir bekle gör politikası da var şu an. Yani hem FED bekleniyordu, bir de üstüne bu jeopolitik riskler, Amerikan tahvillerindeki yükselişle birlikte borsaların durumu gelince sanki hem hisse senedi piyasasından bir kaçış, bir de bu güvenli limana bir yönelim olduğunu görüyoruz. Burada da iki farklı görüş var. Bir yandan işte bu enflasyonun güvenli liman varlıklarını tekrar yukarı yönlü tetikleyeceğine dair, bir yandan da işte FED'in tahvil alımlarının azaltılmasının negatif yönünü etkileyeceğine dair. Burada güvenli liman tarafında beklentiniz nedir? Ons altın başta olmak üzere. Şimdi tabii baktığımızda özellikle Merve Hanım, dünyada global anlamda risk of mod dediğimiz, yani sermaye akımlarının özellikle gelişmiş ülkelere döndüğü durumda baktığımızda güvenli varlık son derece az. Yani burada baktığımızda ön plana çıkan güvenli varlık olarak Japon tahvillerini görüyoruz. Alman 10 yıllık tahvillerini görüyoruz. Yine baktığımızda sizin de söylemiş olduğunuz gibi altın ve ABD dolarını görüyoruz. Dolayısıyla özellikle jeopolitik risklerin arttığı ve 2022'nin devamında da masada duracağı, çünkü dediğimiz gibi şu anda Avrupa bölgesinin en önemli gaz tedarikçisi Rusya. Dolayısıyla kış da çok sert geçiyor. Böyle bir dönemde Rusya'ya yönelik sert bir müdahalenin olması da çok mümkün değil. Bugün Financial Times'daki bir haber vardı. ABD özellikle Körfez bölgesindeki ülkelerle görüşüyor. Avrupa'ya daha güvenilir bir gaz sağlanması açısından. Dolayısıyla 2022'nin devamında özellikle jeopolitik gelişmelerin, işte Suudi Arabistan başta olmak üzere Yemen, buradaki gelişmelerin önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle bu dönemde piyasalarda bir risk of mod durumu olacak. Dolayısıyla bu dönemde baktığımızda özellikle başta ABD doları olmak üzere ABD tahvilleri, altın ve özellikle Japonya tarafına baktığımızda bu tarafta gelişmelerin, ben daha doğrusu para birimleri tarafında, varlık tarafında burada bir artışı bekliyorum. Euro bölgesi dediğimiz gibi birazcık daha sorunlu bir ekonomi. Buradaki sorunlar birazcık daha çözülmesi zor sorunlar, ama baktığımızda 2022'nin devamında dolar, altın ve özellikle Japon yeninin ben diğer G10 para birimleri karşısında daha aktif olacağını düşünüyorum. Peki ben Tolga Bey, son olarak içeride bu hafta en önemli başlığımız enflasyon raporu tarafında nasıl bir beklentiniz var onu sormak istiyorum. Malum içeride dışarıda en önemli gündem maddemiz enflasyon. Dolayısıyla bu enflasyon raporunda nasıl bir yol çizilecek? Yılın ilk enflasyon raporunda nasıl hedefler verilecek? Bu da merak ediliyor. Beklentilerinizi almak isterim. Yeni bir revize, güncelleme bekliyor musunuz? Tabii kesinlikle bir güncelleme gelecek. Yani baktığımızda artan emtia fiyatları, yine omikron varyantına bağlı olarak özellikle artan navlu fiyatları, her ne kadar yılbaşına göre, yani bir önceki senenin son ayına göre bir azalma gösterse de burada bir artış söz konusu. Tabii ki zor bir dönemden geçiyoruz, özellikle kış ayları anlamında. Burada bir güncelleme gelecektir. Ama ben burada daha çok para politikası açısından baktığımızda tutarlı, kredibilitesi olan bir metnin en azından piyasalar anlamında baktığımızda bu son açıklanan finansal enstrümanla beraber, kurdaki sakinleşmeyle beraber olumlu bir sinyal vereceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Tolga Dağlaroğlu'nu ağırladık bu bölümde ve gündemin sıcak başlıklarını konuştuk. Şimdi Türk şirketlerin Afrika yatırımlarını anlatacağız. Özellikle Sahra Altı Afrika'ya çok büyük bir talep olduğunu görüyoruz. Son yıllarda Afrika ile artan ilişkilerle birlikte Türk şirketlerin yatırımları da Afrika'ya artmış durumda. Bugün Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'la birlikteyiz. Doğanlar Holding Senegal başta olmak üzere Afrika açılımını başlattı. Neden orası? Sahra Altı Afrika'nın Türkiye için ve şirketler için önemi ne? Ayrıntıları konuşacağız. Hoş geldiniz yayına Davut Bey.
Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Şimdi çok fazla aslında biz Afrika'ya açılım, Afrika'ya yeni yatırım duyuyoruz şirketlerden. Ama özellikle size hani neden Sahra Altı Afrika diye sormak istiyorum. Nasıl fırsatlar gördünüz? Ne kadarlık bir süreçti? Nasıl bir yatırım yapacaksınız orada? Evet, teşekkürler. Biz yeni ismimizde Doğanlar Mobilya Grubu olarak Doğutaş ve Kelebek markalarımızla zaten yıllardır bir ihracatçı bir firmayız. Ayrıca Türk kalite belgemiz var. Bizim 50'den fazla ülkede de mağazalarımız var. Onun için yeni pazarlara ihtiyacımız vardı ve Afrika'yı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu seyahatlerden yaklaşık 40 tanesine katıldım. Özellikle bu Afrika seyahatlerinde çok gezdik ve burada çok çeşitli fırsatlar olduğunu gözlemledik. Çünkü ülkemize göre Afrika'daki ülkelerin bazılarının 20 yıl, bazılarının 30 yıl kadar çok geride kaldığını görebiliyoruz. Buralarda bir fırsatlar olduğunu gördük. Biz de grup olarak mobilya, enerjide ve inşaatta özellikle faaliyetlerimiz bulunduğu için biz bu Türkiye'deki, yurt dışındaki bu tecrübemizi neden dışarıya taşımayalım diye düşündük ve Afrika'ya baktığımız zaman burada özellikle Senegal'i seçmemizin bir nedeni de Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal'de yapılacak olan bir devletin büyük bir işi vardı, Senegal devletinin, ve orada bu yatırım Fransızlara gidiyordu. 106 milyon dolarlık bir ihaleydi ve Sayın Cumhurbaşkanımız referans olarak bunu Türk şirketlerine ve bize verilmesini sağladı. Biz de bu projeyi, Afrika'nın en büyük lojistik merkezi projesini, hal yeri ve tır parkı garajı projesini, 106 milyon dolarlık projeyi teslim ettik. Paramızda %100 tahsil ettik. Yani Afrika deyince belki öngörüler de yanılgılar olabilir ama Senegal gibi demokratik bir, daha demokratik olan bir ülkede de herhangi bir ödeme sıkıntısı yaşamadık. Dolayısıyla şimdi de burada bizim mobilyacılık konusunda özellikle dışarıya açılmak için de tecrübeli olduğumuz alanlardan biri olan mobilyada da 10 milyon dolarlık Senegal'e bir yatırımı başlattık. İlk parti yaklaşık 6 milyon dolarlık yatırımımızı tamamlamak üzereyiz. Fabrikamızda önümüzdeki ay sonunda açmayı planlıyoruz. Belki gecikmeli olarak Mart ayında faaliyete geçebilir. Mayıs ayından itibaren de burada satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Burada özellikle Afrika Birliği ülkelerinin kendi içinde yapmış olduğu bir birlik var. Birbirlerinden geçişlerde gümrük muafiyeti de var. Bunlardan da yararlanmak istiyoruz. Hem ülkemizden de buraya ham madde ihracatını yapmış olacağız. Burada marka olarak farklı bir marka seçtik. Biz Bigalı bir aile olduğumuz için Big-A, yani Büyük Afrika diye böyle bir markalaşma çalışmalarında başlattık. Buradan son derece umutluyuz. Dakar'da da sanıyorum projeleriniz var, değil mi? Evet. Onları da biraz anlatabilir Dakar'da, misiniz? Dakar'da, evet. Dakar'da bizim geçen hafta da Perşembe günü orada Doğutaş olarak da bir mağaza açılışımızı gerçekleştirdik. Orada ürünlerimize çok talep olduğunu gözlemledik ve şimdi de yeni mobilya fabrikası yatırımımızı gerçekleştiriyoruz. Biz zaten Afrika'nın o ülkesinde Fas, Cezayir, Tunus gibi kuzey tarafta, onun dışında Angola, Kenya, Uganda, Zambiya, Güney Afrika ve Senegal olmak üzere zaten 10 tane ülkede varız. Yani eğer yatırımcı için burada, eğer Türk şirketleri için de çeşitli alanlarda yatırımlar yapmak durar. Orada Türk şirketlerinin çok başarılı işler yaptıklarını gözlemliyoruz. Yani biz de burada hem Senegal'deki bizim çöpten elektrik tesislerimiz var Türkiye'de 17 tane. Hani Senegal'in hem Dakar'ın çöpüyle de ilgileniyoruz. Orada da bir yatırım için iş adamlarıyla ortaklık görüşmelerimizi yapıyoruz. İnşaat, mobilya ve enerji tarafında da oralarda yer almak istiyoruz. Burada şirketinize avantajını sorayım. Önce biraz daha genel çerçevede de soracağım da Türkiye'nin Afrika yatırımlarını, ama şirketinize bu yatırımlarla birlikte nasıl bir katma değer dönüşü hedefliyorsunuz? Evet, biz özellikle geçen sene, yani 2021 diyelim artık geçen sene için, 2021 yılını da çok iyi bir sonuçla kapattık. Mobilya grubumuzda %75'lik bir büyüme sağladık. Yine enerji tarafında bir büyüme sağladık. Önümüzdeki sene içinde bütçemizi yaptık Doğanlar Holding olarak. Bunun yaklaşık 3.3 milyar lirası mobilyadan gelecek. Enerjiden 1.5 milyar lira bir gelir öngörüyoruz. Yine diğer inşaat ve Senegal tarafındaki yatırımlarımızdan da 500 milyon liralık bir gelirle 5 milyar 200 milyon, yani 5.2 milyar liralık bir bütçe çalışması yaptık. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Yani
ailenin 50. yılında, Doğanlar ailesi olarak 50. yılında 50 milyon dolarlık bir yatırım öngörümüz var. Bu 50 milyon dolarlık yatırımın önemli bir bölümü, yaklaşık 30 milyon doları inşaat, pardon, enerjiye, 10 milyon dolarlık bölümü de Senegal olmak üzere, diğer 10 milyon dolarlık bölümü de mobilya tarafında, yani Türkiye'deki mobilya fabrikalarımıza teknolojik yatırımlarla birlikte yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyoruz önümüzdeki dönem için. İstihdam açısından da yaklaşık şu anda 3000 kişi çalışıyoruz biz direkt çalışan olarak. 750 kişilik bir alım, yani yine bütçelerimize yer verdik. Yurt içinde 750 kişilik bir alım gerçekleştireceğiz. İstihdama da böylece katkıda bulunmuş olacağız. Burada aslında evet, istihdam tarafını ayrıca soracağım. Ben özellikle Türk şirketlerin ve sizin sektörünüz, işte mobilya tarafında yatırımlardan bahsettiniz. Enerji alanındaki fırsatlardan bahsettiniz. Türkiye'nin kamu alanında da çok fazla yatırımı var Afrika'ya, ama özel sektör babında da çok fazla yatırım olduğunu biliyoruz. Çin'den sonra gelen ikinci ülke Türkiye, yani kendi kaynaklarına bakıldığında kıyasla Afrika yatırımlarında. Dolayısıyla diğer ülkelerle kıyaslamaları nasıl görüyorsunuz? Ülkeler Afrika'da nasıl yatırımlar yapıyor? Buradan nasıl paylar almaya çalışıyorlar? Sizin sektörünüz, işte mobilya, enerji gibi alanlarda diğer ülkelere bakarak Türkiye'nin nasıl avantajları var? Ne görüyorsunuz? Evet, bizler Türkiye'de çok ciddi bir girişimci ruhu var. Yani bunu yurt dışına gittiğimiz zaman yapmış olduğumuz oralarda, çeşitli seyahatlerde bunu görüyoruz. Hangi ülkeye gidersek gidelim, orada Türklerin çok önemli projeler takip ettiğini görüyoruz. Örneğin daha geçen hafta biz yine Benin Devleti'nin açmış olduğu bir ihaleye katıldık. Orada Fransızlar vardı daha çok. Çünkü biliyorsunuz Afrika'da özellikle uzun yıllar Fransız ve İngiliz sömürüsü altında kalmışlar. Ama Fransızların bu ülkelere çok bir şey katmadıklarını burada görüyoruz. Yani bize karşı bir sempatileri olduğunu görüyoruz ve bunun özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir saygınlıkları olduğunu görüyoruz. Onun için de biz burada en çok onların daha önce sömürge altında tuttukları Fransız şirketleriyle yarış halindeyiz. Örneğin son girmiş olduğumuz ihalede de ciddi bir atışmalı bir ihale oldu ve sonuçlarını bekliyoruz, ama burada artık her ülkeyi kendimize güvenimiz çok yükseldi Türk şirketleri olarak ve her ülkeyle yarışabilecek hale geldik. Bu açıdan motivasyonumuz çok iyi. Zaten inşaat şirketlerinde biliyorsunuz dünyada ikinci sırada, yani liderliğe oynadığını da biliyoruz. O açıdan gerçekten takdir edilecek derecede Türk iş adamlarının orada başarılı işler yaptığını, her ülkede yatırımlar yaptığını görüyoruz. Örneğin Senegal, Cezayir'deki Sosyon'un demir çelik fabrikası açılışına ben de gitmiştim. Hı hı. Şimdi Senegal'de yine yatırımları var. Orada bir demir çelik tesisi kuruyorlar. Yine Sunma'nın orada çok ciddi yatırımları var Afrika bölgesinde. Yani burada un fabrikasından tutun, her firmanın orada çok çeşitli çalışmalar yaptığını gözlemliyoruz. Şunu sorayım. Şimdi farklı yatırımlar tarafında da bir takım şeyler yapacağınızı söylediniz. Hangi alanda çalışmalarınız var? Bir de bu ilk mağazayı Dakar'da sanıyorum, değil mi? Dakar'da ilk mağazanızı açtınız. Doğru mu? Evet. Bunun haricinde evet, var mı yeni hedefleriniz? Yani bunu sadece Sahra Altı olarak sormuyorum. İşte Cezayir, Mısır, Tunus gibi yerlerde de olacak mı yatırımlarınız? Ya biz Afrika'da öncelikle Senegal'de konumlandık. Orayı merkezüsü olarak seçtik. Dolayısıyla oradan diğer bölgelere yayılmayı düşünüyoruz. Zaten orada mağazalarımız var bizim. Afrika'dan söz edecek olursak, yani Türkiye, dünya genelindeki 50 tane Türkiye'deki mağazalarımız dışında tabii ki, yani Türkiye'de de 500 tane mağazamız var. Bunların dışında 50 tane ülkedeki mağazalarımız, zaten 10 tane ülke Afrika bölgesinde. Ama biz burada daha çok Senegal'i üs olarak seçtik kendimize. Ama birbirinden iyi ülkeler de var. Yani örneğin Kenya'da da yatırım yapılabilir bir ülke. Biz burada daha önce inşaatla girmiştik. Şimdi mobilyala giriyoruz ve devamında enerji yatırımları içinde burada görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Peki Davut Bey, ben İstanbul'daki mobilya fuarını da sormak istiyorum. Şimdi bu hafta başlaması, hatta bugün açılışı yapılacaktı. Sanıyorum biraz daha işte bu kar nedeniyle öğle saatlerine çekildi. Bu sene için nedir hedefleriniz? Orada nasıl bir çalışma yaptınız? Bu fuarların nasıl bir katkısı oluyor aynı zamanda? Hem satışlar hem de ihracat özelinde bakmak gerekirse.
Evet, bu fuarın Ocak ayında yine sürekli yapılıyor. Bu Ocak ayında daha önce de böyle bir talihsizlik olmuştu. Maalesef aşırı bir karla karşı karşıya kaldık. Biz burada katılmıyoruz fuara bu yıl ama arkadaşlarımızla da görüştük. Maalesef özellikle bu son dönemde fuarlarda bir strateji izlenmeye başladı. Biz buraya Türkiye'nin en büyük markaları, yani 20 tane markası bu fuarda yer almıyor. Biz özellikle Moster'in 20 yıl önce kurmuş olduğumuz Mobilya Sanayicileri Derneği olarak üstlenmiş olduğumuz bu fuarı şu anda federasyon yönettiği için bu tarafı, federasyonda da biraz bölgecilik yapılıyor maalesef. Dolayısıyla biz burada soyutlandık büyük Türkiye'deki büyük marka olarak ama önümüzdeki sene inşallah bu sene son şanssızlığımız olur. Önümüzdeki dönem yine arkadaşlarımızla birlikte Türkiye'de tek bir fuar yapma eğilimimiz var. Çünkü fuar alanları gerçekten çok yetersiz. Bunları yani daha düzenli bir hale getirmesi gerekiyor. Biraz da hani iş dünyasında da böyle hani küçük olsun benim olsun zihniyeti var. Ben buna güzel bir örnek vermek istiyorum. Ya bu da ülkemiz açısından da sevindirici bir haber bu. Biz Türkiye içinde birbirine rakip olan 7 tane önemli marka bir araya geldik. FTR diye bir şirket kurduk. Yani Furniture diye bir şirket kurduk ve bu şirketle yurt dışı pazarlarda ortak hareket etmek istiyoruz. 10 milyon liralık sermaye olan bu şirketi kurduk. Biz burada özellikle 5 tane ülke kendimize hedef olarak seçtik. Bunlar Amerika başta olmak üzere Amerika, Almanya, Fransa ve Suudi Arabistan olmak üzere bu ülkelerde ortak arkadaşlarımızla birlikte Parakent'e ortak mağazalar açmak, birlikte ortak yerlere girmek ve ortak lojistik merkezleri oluşturmak için de yer oluyoruz. Yani her zaman bütünlükten yana olmakta fayda görüyoruz. Bu seneki fuarda da inşallah arkadaşlara hayırlı işler diliyoruz. Yani bol kazançlar diliyoruz. Evet, şimdi ben biraz yatırımları yani Afrika yatırımlarını konuştuk ama 2022 özelinde yatırımlarınızı, üretimlerinizi ve istihdam hedeflerinizi de sormak istiyorum. Tabii ağırlıklı Türkiye'nin ihracatla büyüme noktasında yeni çalışmalar yaptığı, ihracatçıya ağırlıklı destekler verildiği bir dönemdeyiz. Siz de çalışmalarınızın büyük bir kısmını hem iç pazar hem de ihracat tarafında yürütüyorsunuz. Mobilya tarafında ne bekliyorsunuz bu sene ihracat anlamına bakıldığında? Enerjide yeni yatırımlarınız olacak mı? Nedir beklentiniz? Tabii ki biz mobilya tarafında marka sayımızı 5'e çıkarttık Doğanlar Mobilya olarak. Burada Türkiye'nin en önemli markalarından işte Doğutaş 50. yılında, Kelebek Mobilya 87. yılını bu yıl kutluyor. Bunun dışında bir Lova yatakla pazara bir yatak markası olarak da çıkış yaptık. Yine çok değerli bir Kelebek Mobilya'nın mutfak tarafında da Kelebek Mutfak olarak bir de e-ticaret tarafında güçleniyoruz. Burada da Room Store markalarımızla yola çıktık. Yeni markalar satın alma konusunda fırsatları da takip ediyoruz. Yani neden bir İtalyan markasını bünyemize katmayalım diye böyle yönetimin gündeminde var. Bu biraz daha somutlaştığı zaman tabii ki bunun açıklamalarını yapacağız. Ama ciddi bir büyüme elde ediyoruz. Yani burada geçtiğimiz dönemde de özellikle bu pandemi döneminde verilen kısa çalışma ödeneği destekleri nedeniyle de hiçbir arkadaşımızı yollarımıza ayırmadık. Ve geçen sene yani pandemi süresince yaklaşık 1000'e yakın personel istihdam ettik. Bu yılda büyüyerek bu mobilya grubu da dahil olmak üzere holding olarak hedeflerimizde 750 kişilik yeni bir istihdam yaratıyoruz. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Mobilya tarafında teknolojik yatırımlarımız var. Önemli bir bölümü tamamlandı. Bu yıl özellikle enerji tarafında 30 milyon euroluk bir yatırımımız olacak. Bunun da kararları alındı. Bizim şu anda 17 tane ayrı bölgede 17 tane biyogaz ve biyokütle tesisimiz var. Bunların yeni teknolojik yatırımlarını yapmayı düşünüyoruz ve özellikle Amerika'daki, Avrupa'daki şirketleri modelleme yaparak şu anda ülkemizde de özellikle bakanlığımızın isminin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu biliyorsunuz. Biz geçen hafta da Sayın Bakanımızı da ziyaret ettik. Bakanımızda da bu çevreyle ilgili özellikle yatırımlar konusunu görüştük. Şimdi yeni bir yasal düzenleme geliyor. Çöplerin yerinden ayrıştırması konusunda bu büyük şirketlerden, büyük sitelerden başlıyor. Hepimiz artık çöplerimizi evimizde ayrıştırmaya başlayacağız. Çünkü önümüzde bir
iklim krizi var biliyorsunuz. Bir sera gazı salımı ile ilgili sıkıntılar var. Biz de şirket olarak yapmış olduğumuz bu yatırımlarla birlikte daha çevreci yatırımlar, daha sıfır atık projeleri ve ilk kez yine Türkiye'de karbon sertifikası için müracaat eden şirketlerden biriz. İnşallah bu yılın ikinci yarısında da karbon satışımızı gerçekleştirmiş olacağız. İnşaat tarafında da bizim kentsel dönüşüm projelerinde Yeni Bosna tarafında bir arazimiz vardı. Bu arazide ilgili de alımları yani arsaların alımlarını tamamladık. Önümüzdeki süreçte buranın onayıyla birlikte, bakanlıktaki onayıyla birlikte burada da lansmana çıkmayı düşünüyoruz. Bu da 2023'ün muhtemelen Mayıs-Haziran ayı içerisinde bu projemizde başlatmayı düşünüyoruz. Yani biz sonuç olarak Doğanlar ailesi olarak 3 alanda inşaat, enerji ve mobilya tarafındaki yatırımlarımızı yaparak 50. yılımızda 50 milyon dolarlık bir yatırımla ve hı, Türkiye içerisindeki en büyük 50 grup arasında yer almak gibi bir hedefimiz var. İç pazarı da sorayım. Davut Bey, iç pazarla ilişkin beklentileriniz nedir? Bir de bunun tabii cirolarınıza, satışlarınıza yansımalarını nasıl bekliyorsunuz? Evet, özellikle bu pandemi mobilyacıların işine yaradı açıkçası. Bu dünyada da mobilyaya karşı büyük bir ilgi oldu. İnsanların eve kapanması, işte harcama alışkanlıklarının değişmesi, daha çok evde zaman geçirdikleri için mobilyaya giren talebi biz fırsata çevirdik. Özellikle tüketicide burada markalı mobilyacılara doğru bir eğilimi olduğunu gördük ve biz 2020'de %65'tik, 2021'de de %75'tik mobilyada bir büyüme sağladık. Dolayısıyla bu iki yıl üst üste ki bu büyümeler çok ciddi rekor düzeyde bir büyümeler oldu. Biz bu motivasyonla ve yeni açılan birçok bayilik talepleri de geldi. Yeni açılan bayilerimizle birlikte bu motivasyonla birlikte hem Amerika'daki şirketimizi kurduk, hem Kıbrıs'ta kurduk, hem Senegal'de mobilya şirketlerimizi kurduk. Orada Parakente'de, kendimiz Parakente'de büyümeyi planlıyoruz ve bu senede 3.3 milyar liralık bir bütçe yaptık. Bunun yaklaşık %10-15'lik bir bölümü ihracattan girecek. İhracatta da döviz cinsinden %50'lik bir artış bekliyoruz. Bu dönemdeki gelirlerimiz sayesinde döviz cinsinden borçlanmamızı oldukça azalttık. Artık döviz cinsinden borçlanmamız bir yıllık ihracatımızın hedefimizin neredeyse yarısına kadar çektik. O nedenle yani geleceğe de umutla bakıyoruz. Hı hı. Yatırımlarımızı da yapıyoruz. Ülkemize de güveniyoruz diye söyleyebilirim. Davut Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bugün Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Davut Doğan'ı ağırladık ve şirketin Afrika yatırımlarını ve bununla birlikte ihracat hedeflerini, yeni dönem beklentilerini konuştuk. Şimdi kar yağışı dünyanın Türkiye'de özellikle dört bir yana etkisi altına almış olsa da tarım tarafında işler biraz daha farklı. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu'ya bırakacağız sözü hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'la birlikte gündemi değerlendirecek. Sözü hemen Ankara stüdyoya bırakıyoruz. Teşekkürler Merve. Malum son günlerde tüm Türkiye etkisi altında alan kar yağışı bazı sıkıntıları getirdi beraberinde ama belli bir kesimde bu kar yağışından oldukça mutlu. O kesimde üreticiler, çiftçiler, çünkü son 1-2 yıldır kuraklıkla mücadele ediyor Türkiye. Tüm dünyada olduğu gibi rekoltelerde ciddi düşüşler gözleniyor. Ancak bu yağan kar yağışının önümüzdeki döneme ilişkin tarımsal üretime ciddi bir pozitif katkı sunacağı değerlendiriliyor. Biz de hem bu konuyu hem de tarım sektörüne ilişkin son gelişmeleri konuşacağız. Sen de bahsettiğin gibi konumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Sayın Yunus Kılıç. Öncelikle hoş geldiniz. İyi yayınlar Murat Bey, sağ olun. Sevindi diyorum çiftçiler, herhalde yanlış olmayacaktır. Siz de hani sektörün içerisinde olan biri olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bu kar yağışını tarım sektörü açısından? Geride bıraktığımız yılın en yakın dönem olarak değerlendirmek gerekirse, kuraklıkla geçen bir yılı geride bıraktığımızda herhalde önümüzdeki yıla ilişkin herhalde iyi bir gelişme olarak değerlendirmek gerekebilir. Şimdi tabii doğru, nereden baktığınıza bağlı. Şu anda İstanbul'da bir kardan dolayı bir trafik çilesi çekiliyor ama ben yine de böyle üretici taraflarını aradığım zaman oralarda da kar var. Evet, oralarda da sıkıntılar var ama
Herkes bana şükürler olsun hocam. Bereket yağdı hocam. İnşallah iyi olacak hocam. Hep değerlendirmeleri böyle. Ben de karın en fazla olduğu memleketlerden bir tanesinden olduğum için Karslıyım ben. Ben de hemen dönüp sorduğum zaman nasıl? Hocam her şey güzel, kar yağdı, şükürler olsun, iyi bir yıl olacak. Geçen yıl biliyorsunuz Hububat'ta özellikle sıkıntılı bir yıl yaşadık. Yani pandemiyle beraber zaten bir takım gıdaların gerek fiyatlarında gerek ulaşımında falan sıkıntıların çekildiği bir yıldı. Buna ne yazık ki lokalde de özellikle İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bir de Hububat'ta kuraklık yaşadık. Yaklaşık böyle %15-17 civarlarında yani toplamda baktığınız zaman 5-6 milyon ton rekoltelerimizde düşme oldu. Bu ciddi bir rakamdır. Bu yıl geçen yıla göre Murat Bey aslında yağışlar iyi gidiyordu. Gerek yağma zamanı gerekse rejimi falan aşağı yukarı bir %30-35'lik bir yağışta artış vardı. Fakat kar buna önemli bir katkıda bulunacak. Niye? Karın şöyle bir güzelliği var. Şöyle arazinin üzerinde bir yorgan gibidir. Yani vejetatif o platformu korur. Altında yorgan gibi saklar ve daha gür bir vejetasyon oluşmasına sebep olur. Hele bir de yavaş yavaş şöyle eriyerek toprağın altına yeraltı sularımızı da dolduracak şekilde erirse çok daha kıymetli bir şey olacak. Yani bu dönemde Karslı mesela kar için altındır. Bu zamanda mesela yağmur yağmasını falan istemez. Kar yağması tarımsal üretim için altındır. O yüzden biz bayağı o manada şu anda çekilen sıkıntıların dışında mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İnşallah ilkbahar yağışları da beklediğimiz şekilde katkı yapar. Bu yıl en azından bu iklimsel bir rekolte düşüklüğü inşallah yaşamayız. Burada peki rekolte artışı beklenebilir mi bu kar yağışın? Tabii kar yağışı tek başına etkili değildir ama en azından ekilen dikilen alanları da az çok biliyorsunuz. Geçen yıldaki kaybın giderilmesi, üzerine çıkılması muhtemel olabilir mi? Yani bizim şöyle ortalama 20 milyon ton civarında bir buğday üretimimiz var yıllık. İşte 7 milyon ton civarında da 7-8'e bazen ulaşır. Bu üst rekorlara doğru ulaşılabilir. Rekolteler yani 20-20,5'a falan doğru gidebilir. Fakat tabii bunun için çok erken. Bunun da ilkbahar sezonundaki gidişatın nasıl olacağını da bir görmemiz lazım. Ama her şeyiyle tabii anlık izlediğimiz için biz meteorolojik verileri anlık takip ettiğimiz için şu ana kadar gelen süreç gayet bizim yüzümüzü güldürecek bir süreç gibi gözüküyor. Buna ihtiyacımız da var. Gerçekten geçen yıl sıkıntılar yaşandı. Stoklarımız azaldı. Fiyatlar dünyada arttı. Kendi içeride fiyatları kontrol etmek için devlet çeşitli enstrümanlarla katkı yaptı. Yem sanayine, kanatlı sektörüne, kırmızı et sektörüne, fırıncılık sektörüne, un sektörüne falan. TMO biliyorsunuz bu azlıktan dolayı artan fiyatları da fazla sektörler sıkıntı çekmesin diye çok ciddi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla risk alarak ve zararına yarı fiyatına neredeyse ürünler vermek zorunda kaldı. Devletin de neticede kasasından karşılanmış oldu. Şimdi inşallah bu rekoltenin artışıyla beraber en azından bu yıl öyle bir ihtiyacımız olmayacak, öyle bir gereksinimimiz olmayacak. Bir de bu yıl ne yazık ki bu biliyorsunuz dünyadaki gübre fiyatlarının anormal artmasından, sadece Türkiye'de değil anormal artmasından dolayı bir kısım üreticimiz sonbahar ekimlerinde yeterli miktarda ve istendiği miktarda gübre atamadı. Baharda inşallah yağış rejiminin güzel olması ve baharda inşallah bir takım katkılarla, desteklerle bu gübreyi atabilecek hale gelirsek bu yağışlarla beraber ciddi bir rekolte artışı inşallah olur ve fiyatlar oturur. Gıdaya ulaşım, Hububat'a ulaşım çok daha kolay olur. Yani şöyle düşünün, fırıncılık, ekmekten tutun, et, beyaz et, kırmızı et, hatta balıkçılık sektörü hepsi buna bağlı. Oluşan fiyatlar şu rekoltelere bağlı. O yüzden inşallah bundan olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Burada tabii uluslararası piyasalardaki fiyatlar da belirleyici oldu. Tabii. Çünkü Türkiye'nin dünyanın en büyük ithalatçısı işte Ukrayna, Rusya gibi ülkeler bile bir anlamda ihracatı kıstılar. Bu doğru. Dünyadaki fiyatları da arttırdı. Yani Türkiye'deki rekoltenin tek başına artması herhalde fiyatların düşmesi için yeterli olmayacaktır. Küresel anlamda evet, da biraz tabii. Gelişmeleri görmek lazım herhalde. Doğru. Şimdi geçen yıl fiyatların oluşum şekline bakacak olursak tam da sizin anlattığınız gibi. Yani aslında geçen yıl dünyada, evet 2 yılda katacak olursanız dünyada şu andaki karşımıza çıkan fiyatları mantıklı açıklayabilecek kadar gıda üretiminde bir azalma olmadı. Hatta birçok sektör kapalı olduğu için
talep azaldı. Gıda üretimin talebinde %7'lik falan da bir düşüş oldu. Ama bazı bölgelerde bazı lokal kuraklıklar falan yaşandı ama tam da sizin söylediğiniz gibi yani gıdaya ulaşamayacaksınız korkusunu oluşturmak için arzı kıstılar uluslararası ticareti yapanlar. En önemli artış sebeplerinden bir tanesi buydu. Lojistiği çok pahalandırdılar. Yani 1000 liraya bulduğunuz konteyner 10.000 doları falan buldu. Termin sürelerini yani sizin mala ulaşım süreniz uzadı. 10 günden 2-3 aya çıktı. Bunlar hepsi bir valördür, bir maliyettir. Bunun dışında bir de Çin gibi 1,5 milyar nüfusa sahip ülke stoklu çalışmaya başladı. Dünyadan 200 milyon ton daha fazla mısır toplamaya çalıştı. Rusya, Ukrayna dediğiniz gibi bizim de zaman zaman böyle dahilde işleme rejimiyle alıp kar edip yurt dışına un, irmik sattığımız, tahıl aldığımız bir ülkedir. Bunlar da belli bir miktardan sonra ülkesinden çıkışına müsaade etmediler. Fonları %100 arttırdılar. Bu ne demek? Fiyatları müthiş bir şekilde arttırdılar. İnşallah bu rekoltelerin bizimle beraber dünyada ve bölgede iyi gitmesiyle fiyatlarda bir yerine oturma, beklenen seviyeye inme gibi bir süreci inşallah yaşayacağız. Bir de stok dünyada nereye kadar stoklayacaksınız? Yani gıda ürünleri son derece hassas şeylerdir. Uzun süre saklanamaz. Ben bu yıl o sakladıklarının da piyasaya çıkacağını düşünüyorum, umut ediyorum. Siz açtığınız oradan girelim. Gübre dediniz, fiyatlarda bir artış oldu demiştiniz. Yani tarım sektörünün önemli girdilerinden bir tanesi. Bir tarafta enerji, mazot girdisi var. Diğer tarafta da gübre girdisi var. Bu konuda bazı adımlar atıldı. Gübre taşın uygun fiyatlara gübre verdiğini gördük geride bıraktığımız dönem içerisinde. Önümüzdeki süreçte çiftçiyi daha da rahatlatmaya adına bu alanda girdi maliyetlerini azaltmak adına yeni gelişmeler görebilir miyiz? Şimdi gübrenin tabii şunu da tespit etmek lazım. Gübrenin ham maddesi Türkiye'de ne yazık ki yok. Yani doğalgaza bağlı, potas kayasına bağlı bunlar Türkiye'de yok. Biz tabii bu ham maddeleri alıp ülkemizde üretebiliriz. Bunu niye söylüyorum? Bazen niye Türkiye kendi gübresini üretmiyor falan gibi böyle bize serzenişler olur. Bunun sebebi bu. Ama tabii Türkiye'de biraz daha fazla üretilip en azından üretimden kaynaklı maliyetler azaltılabilir. Yalnız asıl problem dünyada gübrenin de ticaretini yapan, gübre piyasasını elinde tutan devasa büyük firmalar var. Yani birkaç firma ve bunların iştahı bu pandemi yılında oldukça kabardı. Ve %500-600'lere varan fiyatlarda artışlar oldu. Tabii biz çiftçimize, üreticimize vermiş olduğumuz gübre desteğini %100 arttırdık. Ancak bu her şeye rağmen onun girdi maliyetini çok fazla düşürmeye yetmedi. Çünkü fiyat çok anormal arttı. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın ben işin üzerinde olduğunu, yakinen takip ettiğini, ilgili bakanlıklarla istişare içerisinde olduğunu ve girdi maliyetini, gübrenin girdi maliyetini düşürmek için birçok ülkeyle görüşmeler yapıldığını ve bunun bir şekilde inşallah çiftçimize katkı verebilecek bir hale geldiğinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu açıklamasını umut ediyoruz ve çiftçinin böyle bir beklentisi olduğunu da ben de sizin gibi buradan biliyorum. Haklı bir beklentidir. Eğer biz gübreyi uygun bir şekilde çiftçimize ulaştıramazsak, geçen yıl diyelim ki kuraklığa bağlı rekolte kaybımız vardı, Allah korusun bu yıl gübre atamamaya bağlı rekolte kaybı yaşanabilir ki ne yazık ki bizim topraklarımızda kimyasala alıştı. Hiç istemezdik ama alıştı. Şimdi o gübreyi vermezseniz o verimleri almanız ne yazık ki mümkün değil. Evet. Sözleşmeli üretimle ilgili devam edelim dilerseniz. Olur. Malum bu konuyla ilgili bir çalışma var. Meclis gündeminde de siz de bu çalışmanın içerisindesiniz. Ne zaman bu meclise gelir? Hangi aşamada? Neler göreceğiz biz bu düzenlemeyle? Öncelikle sözleşmeli üretimdeki muradımızı ifade etmek isterim. Hem üreticinin hem sanayicinin öngörülebilir bir ticari zemin oluşturmasına yönelik. Bütün gaye bu. Düşünün ki siz üreticisiniz, bir şeyler üretiyorsunuz ama bunu kimin alacağını, kaça alacağını çok bilemiyorsunuz. Dolayısıyla tedirginsiniz veyahut da daha fazla üretmekten kendinizi alıkoyuyorsunuz. Sanayici açısından da bir sanayi üretimi yapmak istiyor, ölçek büyütmek istiyor. Fakat ürünü istediği kalitede, istediği zamanda, istediği fiyata kimle alabileceğini bilmiyor. Dolayısıyla dünya buna gidiyor. Yani bu aslında gelir garantili üretim modellerinin de altyapısını oluşturuyor. Yani çiftçi, tarlada, tarımda duran insan gelecek yıl, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne yapabileceğini görürse, yaşam standartlarını orada kafasında kurguladığı standartları bulup bulamayacağını görürse, ürettiğinin
alıcısının olduğunu görebilirse üretmeye devam edecek. Sanayici de bir yere bir yatırım yapacağı zaman burada bunu üretecek bir topluluk var mıdır? Bu sürdürülebilir bir şey midir? Bunları görmesi lazım. Gayemiz bu. Şimdi Türkiye'de bunun bir mevzuatı olmamasına rağmen üreticiler ile sanayiciler arasında yapılan, kendi aralarında yapılan anlaşmalarla aslında bu yürüyor. %5-10 seviyesinde bir sözleşmeli üretim var. Ama dünya, Amerika'da mesela %90'larda sözleşmeli üretim. Bizim burada derdimiz Tarım Bakanlığı'nın işin içerisine sokup, hakem yapıp, sanayici ile üreticiyi bir araya getirip, belli kriterler altında bir norm, form, sözleşmeler oluşturmak ve bunları karşılıklı imzalarını atıp bunların taahhütlerine sadık kalmalarını sağlamak. DİTAP aslında bunu yapıyor biraz galiba değil mi? Dijital Tarım Pazarı. Dijital Tarım'da en azından Tarım Bakanlığı arada, Tarım Bakanlığı onlara bir platform oluşturuyor. Buradan bu işlemlerin yapmalarını, izlenebilirliğini sağlıyor. Ama bu biraz daha farklı. Burada çünkü uyuşmazlık dönemleri oluyor burada. Evet. Özellikle fiyatlar piyasada düştüğü takdirde sanayici bundan kaçmak isteyebiliyor. Fiyatlar piyasada yükseldiği zaman selling dedikleri, yani üretici tarafı bundan kaçmaya çalışıyor. Bunun sürdürülebilirliğini engelliyor. Kimse sözleşme yapıyor olsa da mevzuat olmadığı için geleceğe yönelik kendisini garanti altında göremiyor. Son dönemde bunu yaşadık aslında. Tabii domateste yaşadık, hatırlayın, almadılar. Şimdi biz bunun önüne geçmek istiyoruz ve kısa sürede çözüm oluşturabilecek mekanizmalar eklemek istiyoruz. Hani tüketici hakem heyeti var ya, bunun benzerini üretici hakem heyeti oluşturarak alanda söz sahibi, tecrübe sahibi, bilgi sahibi, yetenek sahibi olan insanlardan oluşan ve hukuk içerisinden, ziraat içerisinden, STK'lardan insanların olduğu bir heyet oluşturmak ve hızlı çözümler ulaştırmak. Çünkü gıdada öyle uzun süre bekleme şansınız yok. Çünkü bozulan ürünler. Bu sistemi şu anda kurguluyoruz. Bunun altyapısını oluşturuyoruz. Buna çalışıyoruz hep beraber ilgili bakanlıklar. Ve ete kemiğe büründüğü zaman, ki çok yakın olduğunu düşünüyorum, meclise getireceklerini umut ediyorum. İlgili bu konuda alakalı uzman milletvekili arkadaşlarımızın ve bakanlıklarla birlikte çalıştık. Yer yer bazı toplantılara benim de katıldığım oluyor. Amacımız Türkiye'de Murat Bey uzun vadede garantili, gelir garantili üretim modelleri oluşturmak. Yani siz bunun kısaca şöyle tarif etmek mümkün. Köylü, üretici burada yaşamasına değip değmeyeceğini, ürettiğinin bir anlam bulup bulmayacağını, kendi yaşam standardı yükseltip yükseltmeyeceğini bundan sonra görmek istiyor. Eskiden kırsalda vatandaş mecburen yaşıyordu. Başka alternatifleri yoktu. Başka yaşam imkanlarını bilmiyordu. Şimdi herkesin her şeyi gördüğü, bildiği bir dönemden geçiyoruz. Yani şunu deme şansınız yok artık. Artık kardeşim kırsaldasın, üretmek mecburiyetindesin, üreteceksin. Başka çaren mi var? Hayır, herkesin başka bir çaresi olduğu bir dünyadan geçiyoruz. Dolayısıyla biz onlara orada geleceklerinden memnun ve mutlu olacaklar ortamı oluşturmak istiyoruz. Bunun adına da gelir garantili üretim modelleri diyoruz. Bu sözleşmeli üretim modeli de bunun altını dolduracak. Tarsim gibi, efendim bir takım başka uygulamalar gibi bunu zamanla geliştirecek bir sistem. Burada bir nevi aslında üretimi teşvik de diyebiliriz buna herhalde. Çünkü üretimden kaçan bir kesim var malum. Tabii. Kazanamadıklarını gerekçe göstererek bunları tekrar belki de tarımsal üretime katabilir mekanizma. Tabii. Her yıl bizim çiftçi üretici sayımız azalıyor. Bu batıda hep böyle olmuştur. Bizde de öyle olacaktır. Fakat biz önemli olan kalanlar. Çünkü tarımda yeniden bir popülasyon oluşturmanız yüzyıllar alabilir. Çok zor bir şeydir. Yani tarımın kendi gelenekleri içerisinde öğrenmiş, onun zorluklarını bilen, katlanan, onun yeteneklerini kullanabilen nesili bırakmamak lazım oradan. Bırakmamanın yolu onlara yaşanabilir, sürdürülebilir bir ortam sağlamak. Dolayısıyla burada yaşam standartlarını yükseltmek. Biz biliyorsunuz AK Parti'nin ilk yıllarında efendim yaşanabilir kentler, yaşanabilir köyler, şehirler kavramımız vardı. Şimdi marka şehirler ve marka kentlere doğru gitmeye başladık. Yani yaşam ortamlarını belli ölçülerde iyileştirdik ama gelir seviyelerini, efendim alacakları sağlık hizmetini, eğitim hizmetini bu seviyelerde geliştirmemiz lazım. O yüzden onların gelirini garanti altına alacak modeller geliştirmemiz lazım. Yoksa başka bir şansı olmayanların sürdürdüğü bir tarımla biz lazım olan üretimlerimizi bundan sonra yapmakta zorlanırız. O yüzden bilen, iş gücünde hala gücü enerjisi olan,
eğitimi olan, hatta gençleri bekliyor zamanda bu kurduğumuz sistem içerisinde tarıma dönmelerini, şehirde efendim, kendi şehirdeki yaşantısından sıkıntısı olmaya başlayan, doğaya özleyen, üretme kabiliyeti hala olan insanların tarıma dönmesini arzu ediyoruz. Teknolojiyi kullanan insanların tarıma dönmesini arzu ediyoruz. Ama köyleri 100 yıl öncesindeki, 50 yıl öncesindeki şekliyle bırakır, buralara el atmaz, buralarda gelir garantili modeller kurgulamaz, yaşam standartlarını yükseltmezseniz kimseye gel deme şansınız olmaz. Amacımız bu. Peki, çok teşekkür ederim. Önemli bir konuydu. Özellikle önümüzdeki yıla ilişkin en azından rekolte artışını destekleyebilecek bir dönem içerisinden geçtiğimizi görüyoruz. Dediğiniz gibi eğer bu artışı yakalayabilirsek herhalde fiyatlarda da bir denge sağlayacağız. Teşekkür ederiz katkılarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç'la birlikteydik. Özellikle son dönemde gerçekleşen kar yağışının tarıma etkilerini ve sözleşmeli tarım modelini konuştuk. Söz tekrar İstanbul'da. Evet, Murat Ovucu anlattı ayrıntıları. Murat Ovucu'ya ve Sayın Yunus Kılıç'a Ankara ekibimize teşekkür ediyoruz bu yayın için. Ve böylece paranın yönünü bugün burada noktalıyoruz. Şimdi Serdar Kuter ekonomi notlarıyla yeni gelişmelerle karşınızda olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.